İbrahim Kahveci, 8 Kasım 2024, Dünya.com Ne araştırıyor da bulamıyoruz. TÜİK diyor ki 2023 yılında araştırma geliştirme ARGE harcaması 377.5 milyar lira oldu. ARGE harcaması 2022 yılında da 198.7 milyar liraydı. 2023 yılında Arge için personele ödenen para 198.1 milyar liraymış. Yani toplam Arge harcamasının %52.5'i personel ödemesine gitmiş. TÜİK 1990 sonrası araştırma harcamalarını yayınlıyor. 1990-2002 döneminde araştırma harcamalarının %39.3'ü personele gidiyormuş. 2003 ve sonrası dönemde ise araştırma harcamalarının %48.4'ü personele gitmeye başlamış. Yani artık daha çok insana yatırım yapıyoruz. Yine TÜİK ilk grafiğinden söyleyelim. 2009 yılında ARGE harcamaları gayri safi yurt içi hasılanın %0.80'i ediyor. 2014 sonrası ilk kez %1 sınırı aşılıyor ve 2023'te araştırma harcamaları artık gayri safi yurt içi hasılanın %1.42'sine ulaşıyor. Nereden bakarsanız bakın, yaklaşık olarak 2009 yılını gayri safi yurt içi hasıla oranı açısından ikiye katlamak üzereyiz. Arge harcamalarında büyük atılım içerisindeyiz. Ama gerçek ne veya sonuç nedir? Ticaret Bakanlığı teknoloji seviyesine göre ihracat rakamlarını açıklıyor. Oranları verelim. Ocak-Ekim 10 ay. Düşük teknoloji ürünler 62 milyar 903 milyon dolar. Orta düşük teknoloji ürünler 58 milyar 94 milyon dolar. İlk 10 aylık toplam ihracatımız 203 milyar 879 milyon dolar olduğuna göre teknolojide orta ve alt grubun payı %59.3'e karşılık geliyor. Orta üst teknoloji ise ihracatta %37.2 pay alırken yüksek teknoloji ürün payı da %3.4 oldu yaklaşık olarak orta düşük teknoloji ihracatımız %60, orta yüksek teknoloji ürün ihracat payımız da %40'larda seyretmektedir. İşin gerçeği Türkiye'de ihracatın teknoloji seviyesi 2007 yılından beri aynı aralıkta seyretmektedir. Teknolojik ilerlemede adeta oransal olarak yerimizde saymaktayız. Hatta 2000'lerde yüksek teknoloji ürün ihracatımız %6-6,5 seviyelerine kadar ulaşmıştı ve şimdi bu oran sadece %3 seviyelerinde seyretmektedir. Burada sorulması gereken soruyu soralım. Türkiye yılda RG'ye gayri safi yurt içi hasılanın %1 ila 1,5 seviyelerinde harcamalarda bulunurken teknoloji seviyemiz neden ilerlemiyor? Değer üretmeden refah olmaz. Türkiye kişi başına gelir de dünya sıralamasında bir türlü kalıcı başarıyı sağlayamıyor. Kur bazında değişimler bazı sıraları değiştirse de reel olarak kalıcı iyileşme bir türlü gerçekleşmiyor. Mesela Çin'de 2002'lerde 149 dolar olan kişi başına gelir şimdi 12.174 dolara yükseldi. Veya Güney Kore 1970'lerde Türkiye'nin gerisinde yer alırken şimdi 34.121 dolara geldi. Türkiye halen 13 bin dolarda kişi başına gelire sahipken daha 3 yıl önce 9 bin doların altında seyrediyordu. Bu değişimin ana nedeni reel büyüme yerine reel kur endeksinden kaynaklanıyor. Ülkemizde kalıcı refahın sağlanması için teknolojik ilerleme kaydetmemiz gerekiyor. Yani daha değerli bir üretim yapısına geçmemiz şart. İyi ama yapılan bunca arge harcaması nereye gidiyor? Zaten sorunun başında da bu çelişki yer alıyor. Çünkü birçok şirketin ARGE teşviklerinden yararlanmak adına personelini ARGE olarak gösterdiğini anlıyoruz. Gerçek Arge için sanırım farklı bir modele geçmemiz gerekiyor. Aksi halde kalıcı bir refah artışına ulaşamayacağız. İşin bir başka temelinin de eğitim olduğunu unutmadan yolumuzu yeniden çizmemiz gerekiyor. Yoksa hızla yaşlanan nüfusumuz bize bir daha bu fırsatı vermeyecektir. İşimiz zor ve çok ciddi. İbrahim Kahveci